İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde başta Cumhurbaşkanı Sayın Reisi olmak üzere yaşanan ölümler nedeniyle İran halkına taziyelerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından çıkarılan yakalama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Lahey'den çıkacak sonucu yakından takip ediyor. Yaşananların zalimin yanına kar kalmayacağına inanıyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından alınmış olan bu karar tarihi nitelikte bir karardır ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden 40 binden fazla, çoğu çocuk olmak üzere masum sivilin ölümüne neden olan saldırıları ilk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde net bir yaptırımla karşı karşıya kalmak üzeredir. Kontrolsüz göç politikaları nedeniyle yaşanan problemlerin hızla düşen doğurganlık sayısı nedeniyle gelecek 10 yıllarda çok daha büyük problemler meydana getireceği aşikardır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor, doğurganlık hızımız hızla düşüyor. Bunun yanında sayısını tam olarak kimsenin bilmediği sığınmacıların nüfusunda hızlı artışlar yaşanıyor. Bu durum Türkiye'nin nüfus denklemini bozmaktadır. Kamuda tasarruf paketi ile ilgili uygulamaları yakından takip ediyoruz. Sözde değil, özde tasarrufların yapılmasını bekliyoruz.